Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla yine karşınızdayım. Bugün kuyuda kuzu kol yapacağız. Artık kuyu kebabı mı, kuzu kol mu? Ateşimizi yaktık. Taşları topladım. Bu taşları burada ateş yakarak ısıtacağım. Kuyunun dibine dolduracağım. Kuyunun ısısıyla, taşların ısısıyla beraber sonra pişireceğiz. Önce burası yapılmıştı, biz değerlendirmek istedik. Taşlar örülmüş bu kuyunun etrafına. Ateşimizi yakacağız. O taşları ısıtacağız. Taşları ısıttıktan sonra kuyunun dibine serip sonra kuyunun üstünü kapatacağız. O şekilde pişirmeye çalışacağız. Bakalım pişecek mi, pişmeyecek mi? Denemesini yapacağız. Ateşimiz yanıyor arkadaşlar. Taşları kızdırıyoruz. Taşlar kızana kadar ateş yanacak. Kuyunun içinde de taş olduğu için kuyunun içinde de ateş yaktık. Ama sonradan kuyunun içindeki közleri, ateşleri alacağız. Taşların ısısıyla pişmesi gerekiyor çünkü. Bizi de ilk defa yapıyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olur. Onların altında taşlar var. Taşlar gördüğünüz gibi burada. Şu odunları da kuyunun üzerine dizeceğiz. İçindeki közleri alıyoruz arkadaşlar. Taşların ısısıyla pişecek çünkü. İçeride ateş yanmaması lazım.
arkadaşlar. Toprakla üzerini kapattık. Ortalama 1 saat 45 dakika veya 2 saat sonra kuyuyu açacağız. Kapatması kolaydı ama inşallah açması da kolay olur. Bakalım, inşallah etimiz yanmaz içinde. Arkadaşlar tam 1 saat 45 dakika oldu. Şimdi açıyoruz. Arkadaşlar halen daha sıcaklık var. Çok müthiş bir sıcaklık müthiş var. Müthiş bir sıcaklık var. Sıcaklık gitmemiş. Kanka bir arkadaşlar böyle bir görüntüsü var. Halen daha sıcaklığını kaybetmemiş. Sebzeler yanmamış. Şimdi açıp göstereceğiz. İnşallah etimiz de güzel pişmiştir. Büyük taş alsana. Orayı telefona sat. Tamam, şöyle ona. Telefonu getir. Arkadaşlar gayet başarılı bir şekilde pişirdik. Herhangi bir yanma falan yok. Biz 1 saat 45 dakikada pişirdik. İsterseniz 1,5 saat de olabilir. Gayet güzel. Elimizle ilgili kanalı alalım.